sık olunur. Migren, oldukça yaygın olarak görülen ve engelleyici bir hastalıktır. Ancak migrenle yaşayan pek çok insan hala tanı almamaktadır ve yetersiz tedavi görmektedir. Migren tedavisini iyileştirmenin anahtarı, migren semptomlarının belirlenmesi ve ardından hızlı ve doğru bir teşhis ile başlar. Migren tanısı, uluslararası baş ağrısı bozuklukları sınıflandırması, 3. baskı tarafından sağlanan klinik kriterlere göre konulur. Bu nedenle yeterli bir tıbbi öykü almak çok önemlidir. Fizik ve nörolojik muayene de ikinci bir baş ağrısı nedenini düşündüren herhangi bir anormal bulgu veya özelliği dışlamak için önemlidir. Migren için tanı kriterleri, tek taraflı yerleşim, zonklayıcı karakter, orta şiddetli veya şiddetli ağrı ve rutin fiziksel aktiviteyle kötüleşme şeklindeki 4 özellikten ikisini içeren ve mide bulantısı ve veya kusma veya ışığa ve sese duyarlılık şeklindeki 2 ilişkili özellikten en az birini içeren tekrarlayan baş ağrısı ataklarını içermektedir. Bu ağrısız migren tanısıdır. Migrenle yaşayan insanların yaklaşık %30'unda 5 ila 60 dakika süren tamamen geri dönüşümlü fokal nörolojik semptom olarak tanımlanan ağrı da olabilir. 3 tip tipik ağrı semptomu vardır. Görsel, duysal ve konuşma dil belirtileri. Görsel ağrı semptomları en yaygın olanıdır ve ağrılı migren hastalarının %90'ından fazlasında görülür. Ağrı semptomları genellikle skotom veya fortifikasyon spektrumları olarak ortaya çıkar. Ayrıca duysal ve veya konuşma dil ağrı semptomları yaşayanların çoğu zaman görsel ağrı semptomları da yaşayacağı akılda tutulmalıdır. Bu ağrılı migren tanısıdır. Migren ayırıcı tanısında en yaygın olarak görülen iki tanı gerilim tipi baş ağrısı ve ilaç aşırı kullanım baş ağrısıdır. Migren teşhisinde sık karşılaşılan güçlükler, migrenin tek taraflı yerleşime sahip olduğu yanlış kanısıdır. Migrenli kişilerin yaklaşık %40'ında ağrı iki taraflıdır ve migrenin zonklayıcı karaktere sahip olduğu yanlış kanısıdır. Birçok migrenli insan bant benzeri veya mengene benzeri bir ağrı tanımlamaktadır. İki taraflı, orta şiddetli veya şiddetli ve yürüme gibi fiziksel aktivitelerle kötüleşen baskı benzeri bir ağrı migren için kriterleri karşılayabilir. Nüfusun yaklaşık %2'sinde kronik migren bulunmaktadır. Bu da ayda 15 veya daha fazla baş ağrısı gününün olması ve bunlardan en az 8 gününün migren kriterlerini karşılaması olarak tanımlanmaktadır. Ayda doğru baş ağrısı gün sayısını elde etmek için şu iki soruyu sormanızı öneririm. 1. Ayda kaç gün baş ağrınız olmaktadır? Ve 2. Ayda kaç gün herhangi bir baş ağrınız olmamaktadır? Bu iki soru hastalar migren semptomlarının olduğu tüm günler yerine genellikle yalnızca en şiddetli, güçten düşüren günleri bildirdiklerinden doğru bir teşhis için tüm baş ağrısı günlerini yakalamanıza yardımcı olacaktır. Bu migren hastalığının en şiddetli ve engelleyici şekli olan kronik migrenin tanısını ve dolayısıyla tedavisini iyileştirecektir. Yeniden gözden geçirmek için 1. Migren teşhisi öncelikle tıbbi öyküye dayanır ve süre, sıklık, ağrı özellikleri, eşlik eden semptomlar ve olası ağrı semptomlarını içermelidir. 2. Migrene yanlış tanı konulmasının tuzaklarına düşmeyin. Orta şiddetli veya şiddetli ve fiziksel aktiviteyle kötüleşen iki taraflı baskı benzeri bir ağrı migren kriterlerini karşılayabilir. 3. Kronik migren tanısal doğruluğunu arttırmak için aylık baş ağrısı günlerinin ve baş ağrısız günlerin sayısını sorun. Teşekkür ederim.